Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Ne haber Jülde? İyiyim. Hayırlı olsun yeni işin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi bir kapı kapanır, bir sürü kapı açılır Barış'cığım ya. Bundan sonra ne başroller bekliyor seni Allah'ın izniyle ya? İnşallah. Bakalım. Görüşürüz. Geçiyorum ben. Kolay gelsin. Hoş geldin. Tebrik ederim Barış. Sağ ol. Çok tebrik ederim. Duyunca o kadar sevindim ki umarım çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Tamam. Perisan'ın odasına geçelim. Olur. Hadi. Görüşürüz. Ya. Darısı başıma Bekir abi. Aman ne olur artık bana da böyle çok güzel projeler gelsin ya. Aferin ama bak. Nasıl güler yüz, tatlı söz. Bunlar önemli ya, böyle başka insanlar gibi değil. Bak bu çocuk tekrar eski günlerine dönecek bence. İnşallah. Ya ne dedin mesela? Dur. Ceyda'm zaten at baba gibi her yerlerde dur. Dolansın. Olmaz. Olmaz, işteyken olmaz. Evet. Nerede olur? Ya Barış tamam. Bak şimdi dinle. Bunun içinde konaklama seçenekleri var. Hepsini içine koydum. Tamam mı? Onun dışında programı hazırlıyorlar şu an. Herhangi bir aksilik çıkmazsa 2 hafta içerisinde siz Belgrad'a gidiyorsunuz. Sen ne zaman geliyorsun? Ben mi? Evet. Beni orada yalnız bırakmayacaksın değil mi? Sevgilim ben de gelmeyi çok isterdim. Ama gerçekten gelemem. Hatta her an her saniye senin yanında olup sete gelmeni çok isterdim ama gelemeyeceğimi biliyorsun. Hafta sonları? Olmaz. İsterdim, yemin ederim isterdim ama zaten bir sürü borcum var. Bir de oraya gelirsem oradaki masrafları karşılayamam. Ajanstan da karşılamalarını isteyemem. Olmaz. Sen şimdi bunu al. Hem incele, geliyorum. Hemen geliyorum. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir anda filmi yurt dışında çekmeye karar verdiler. Ben mi yanlış biliyorum? Filmin çıkış noktası babanızın hayatıymış. Doğru ama yerel bir hikaye bu. Yurt dışı ayağı olmayan tamamen buralı bir hikaye. Bir anda yapımcının aklına böyle bir fikir gelmiş. Benden de bazı sahneleri revize etmemi istediler. Daha doğrusu senaryonun neredeyse yarısını. Gerekçe ne? En ufak bir fikrim bile yok. Birkaç sponsorla görüşülüyordu. Sonra birden yurt dışı dendi. Cemal Bey'in menajeriniz var mıydı? Hayır. Tahmin etmiştim. Olsaydı bu kadar çabuk karar vermezdiniz çünkü. Ne ama sizi de anlıyorum tabii. Bu kadar emek verdiğiniz senaryonun çekilmeme ihtimali olunca kabul etmek durumunda kaldınız. Öyle oldu evet. Peki seçme şansınız olsaydı? Kesinlikle burada çekilmesini isterdim. Fatih'te. Çocukluğumun geçtiği mahallede. Bana izin verin. Sizin adınıza yapımcıyla ben bir görüşeyim. Belki fikrini değiştirme şansım olabilir. Yani neden olmasın? Dur. Bu ne? Ben bunları sabah senin için aldım. Öyle aklıma geldi. Almak istedim. Gerçekten mi? Ya sen bunları yine internetten araştırıp bulabilirsin ama ben yine de... Ya senin aldığın hediyelerin hepsini okumaz mıyım ben? Biliyorum hepsine zaten bakarım. O yüzden aldım. Hepsi burada yazıyor. Çok teşekkür ederim. Ne demek? O zaman sıra bende. Sende derken nasıl? Evet. Sende. Benim de sana bir hediyem var. Nasıl yani? Gönderdim. Mesaj olarak mı gönderdin? Evet. Şaka yapıyorsun. Gerçekten yaptın mı bunu? Tarihlere takılma. İstediğin gibi değiştirebilirsin, tamam mı? Ne zaman istersen yanıma gelebilirsin. Sen mutlu olmak zorunda mısın? Ne oldu Ceyda Hanım diyordun? At baba gibi dolaşıyor diyordun, bir şeyler diyordun. İncele içindekiler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Feriş? Öyle kuru kuru ne haber olmaz. Gel buraya. Ben sizi yalnız bırakayım.